dedem cephede bir kolunu kaybediyor ve gazi unvanını alıyor. Mareşal Fevzi Çakmak. Sen benim kol kola birlikte yürüdüğüm baş askerimsin diye kendisini yanından ayırıyor. Ben onun torunu olmaktan iftihar ediyorum. Ben Pervin Erol. Dedem Ahmet Tevfik Erol kimdir? Öncelikle ona bir bakalım. Kendisi Bursa ilimizin son kadılarından birinin oğlu olarak dünyaya geliyor ve askerlik mesleğini seçiyor. Osmanlı'nın Kurtuluş Savaşı'dan önceki dönemlerinde Bayındır ve Ödemiş civarındaki Çakıcı Efe'yi yakalama emri üzerine genç bir teğmen olarak Ege'ye doğru yola çıkıyor. Bu genç teğmen Çakıcı Efe'nin peşine düşüyor. Bu genç değmeni yolumdan alın. Gayet yakışıklı ve de çok düzgün bir insan. Onu vurmaktan çekiniyorum diyor. Gene bir gün bir Çakıcı Efe'nin peşinden koştuğu bir günün akşamında atlılarıyla beraber kendisi Bayındır'ın Arıkbaşı köyüne iniyor. Orada gelecekteki eşi olan babaannemle tanışıyor. Onunla hayatını kuruyor vazifeleri bittikten sonra ve derken Ege'de yerleşme kararı alıyor. Dedem Çanakkale zaferinden sonra Mustafa Kemal Atatürk'le Osmanlıların emriyle gittiği Filistin cephesinde çok güzel şekilde başarılara imza atıyor. Mareşal Fevzi Çakmak'tan da övgüler alıyor. Bu arada kolunu yitiriyor ama yılmıyor. Kenara çekilip emekliye ayrılıp gelip Bayındır'a oturmuyor. Oradan sonraki Kurtuluş Savaşımızda cephede görevlerine devam ediyor. Dönemimizin eski başbakanlarından Adnan Menderes'i de kendine yaver tayin ediyor. Bir dönem Kuşadası'nda kalıyorlar. Orada Kuşadası'nda askeri şubede de şube reisi başkanı olarak görev yapıyor. Bir rivayete göre dedemin kesilen kolunun akabinde karşıdakinin kellesinin gittiği rivayet ediliyor. Ve Bursa'da acı bir anısı var. Bunu sizlerle de paylaşmak istiyorum. Konak diye tabir edilen evleri yanıyor. Mustafa Kemal Atatürk sivil kolsuz binbaşı Ahmet Tevfik Erol'a haber yolluyor. Kendisine kordondaki Rum evlerinden birini tahsis edelim ama kendisi bunu kabul etmiyor. Bayındır'a dönüp gelip Bursa'daki konağının benzerini yapmak istiyor. Her askerin zorlu ve stresli bir yaşantısından sonra kalp krizinden vefat ediyor. Ama bizler tanımadık. Benim annem benim kayınpederim olacağını bilmiyordum. Atatürk'ten bir süre sonra kayınpederimi kaybettik. 8 yaşında çocuktum. Kazım Dirik'ten bizi toparladılar. Askeri törenle uğurlandı. Yarın bir gün kayınpederim olacakmış. Ben bunu bilemezdim diyor. Ve cenaze törenine katılıyor. Henüz 8 yaşında olmasına rağmen. Dedemin kolumu kaybettim deyip kenarda oturmayışı artı devletin onu hiçbir şekilde hiçbir şeyden geri planda bırakmayışı. Bir gazi olarak dimdik ayakta hiçbir şekilde yılmadan hayatını devam ettiriyor. Babam her zaman dedemden bahsederken özellikle şunu vurguladı. Biz evde hep askerdik. Benim babam askeri otoritesini hiçbir yerde değiştirmedi. Dürüstlükse dürüstlük, namussa namus, yandaki komşu açsa aç. Aynı bu şekilde yetiştik. Pervin ben korkardım kızım dedi bir gün bana. Biz hiçbir zaman babamızın karşısında rahatça hareket edemezdik. Çünkü her zaman otoriter, disiplinli ama babamın beni sevdiğini bilirdim derdi. Çakıcı bile sevmiş ya benim babamı dedi. Bana her zaman da toplumda şimdi o kişileri kaybettik. Kolsuzun torunu musun dediler bir gün. O kimmiş dedim. Sonra kolsuz binbaşının deyince evet ben onun torunu olmaktan iftihar ediyorum. Çok sağ olsunlar Bayındır Belediye yetkililerinin, Reis Bey başta olmak üzere ve diğer arkadaşlarımın çabalarıyla sağ olsunlar, var olsunlar. Ben dedem kolsuz binbaşı Ahmet Tevfik Erol için değil sadece. Onları sadece böyle özel günlerde hatırlamıyor. Bu ülkenin binlerce şehit gazisi var. Sadece özel günlerde arka çıkmayalım. Her zaman onları analım, hatırlayalım, yaşatalım.
yaşayanların yanından ayrılmayalım. Sadece 18 Mart'lara, 29 Ekim'lere sığınmayalım lütfen. Allah'tan tüm şehitlerimize, gazilerimize rahmet ve minnetle onları anıyoruz. Bize bu vatanı hediye ettikleri için.